Efendim, yeni bir haftaya daha merhaba diyoruz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İşler açıldı. İşler açıldı, iyi. Hava biraz daha düzeldi. Evet, hava düzeldi. Ama dün çok yağmur yağıyordu. Bugün güneşli, nasıl olacak? Bugün gene parçalı bulutlu. Gene yağmur. Alanya'nın havası bu diyoruz sevgili izleyenler. Bir gün güneşli, bir gün yağmurlu. Çok da güzel bir havamız var bugün. Biz geçen hafta neredeydik? Karamanlar Mahallesi'nde ziyarete gittik. Bu hafta neredeyiz biliyor musunuz? Neredesiniz? Bu hafta doğuya gidiyoruz. Yeşilöz Mahallesi'ne gidiyoruz. Bakalım Yeşilöz bizim için neler hazırlamış. Biz bu hafta Yeşilöz Mahallesi'ne geldik. Dom alan diyorlarmış ama aslında don alanmış. Gazlı lüksten çok ders yaptım veya gazlı lambalarla biz çok ders yaptık. Gemiler şuradan denizden gelirdi, harp gemileri. Torda develeri kırdılar, top attılar denizden düşman. Bir dedi ufak gemiler ver dedi, arkasını döndü, top atmaya başladı dedi. Esas şeyi götürmüş, mermi götürmüşler develerle. O zaman nekere devesi dedilermiş. Okulumu, öğretmenlerimi çok seviyorum. Adaletli, böyle kendime yakın hissediyorum. 16 yaşında aşık oldun mu? Olmadım.
Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nerede konuğuz? Biz bu hafta Yeşilöz Mahallesi'ne geldik. Hemen yanımızda bizi karşılayan azamız mı diyelim, Mustafa Bey var. Önce kendisini bir tanıyalım. Ben Yeşilöz doğumlu. 1981 yılında doğdum ve o tarihten beri burada yaşıyorum. Erkeklerde bu çok güzel değil mi? Tarih yıl hemen söylüyorlar ama bir bayana söylemiş olsanız ay şöyle bir düşünüyor. Sakıntımız olmadığı için öyle bir sorunumuz yok Allah'a şükür. Evet. Söylüyoruz neyse koyuyoruz yani dobra. Yani onu da ortaya koyuyoruz. Yeşilöz halkı böyle dobra mıdır? Evet aynen herkes böyledir. Burada işte iki dönemdir azalık görevi yapıyorum. Aynı zamanda erkek berberliği yapıyorum. Burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Buradan evlendiniz? Yok, Gazi Paşa'dan evlendim. Evet. Kaçırdın mı abi? Yok, gönüllü. Sıkıntı. O gönüllü aldın yani. Peki berberlik yapıyorum dediniz ya, kaç yaşınızdan beri? Ben 12 yaşından beri berberlik yapıyorum. Önce çıraklık, kalfalık, ustalık derken evet. Devam. Çıraklık döneminde bir kulak götürmüşlüğümüz var mı? Tabii ki 2-3 sefer olmuştur mutlaka. Bunlar buradan mı? Yeşilöz'den mi? Buradan değil, Alanya'dan. Aynen. Buradan olsaydı müşterilerimiz olmazdı zaten şimdi şu anda. Şimdi tek berbersiz misiniz? Benim evet, Yeşilöz'de. Evet. Peki Yeşilöz deyince benim aklıma ne gelmeli? Yeşilöz deyince aklınıza ne gelmeli? Yeşilin dışında. Yani yeşilin dışında burası şöyle. Gelişmekte olan bir köy burası. Yani sadece köyde diyemeyiz aslında artık. Bir de yeni büyükşehir yasasından dolayı mahalleye dönüştü zaten. Ama şu anda burada çiftçilikle uğraşıyor insanlar. Geçmiş tarihlerde atalarımız, büyüklerimiz hayvancılıkla uğraşıyorlarmış. Yaylalara göçüp oradan geliyorlarmış. Bir de yörüklük var zaten. Şu anda her ne kadar icra edilmiyor. Yani yok, bitti sayılır hayvancılık olayı ama. Şimdi Yeşilöz'de şu anda muz ve seracılık. Bununla insanlara geçimini sağlıyorlar. Ama gençler zaten artık burada çok fazla kalmıyorlar. Herkes bir meslek, farklı meslek gruplarında. Herkes gitti Alanya'da, farklı ilçelerde, işte Gazipaşa'da çalışıyorlar. Evet. Burada bir cami var. Yok, Yeşilöz bir cami değil. 5-6 mahalleden oluşan, yani eski tabirle eski mahalle şimdi sokağa dönüştü. 5-6 tane mahalle var ve 4 tane camisi var. Bir tane okulu var. Aşağı yukarı 5-6 köyün öğrencilerinin taşımalı olarak geldiği bir okul. Burada biz de muhtarlık olarak bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki o zaman gerçi yaşınız da genç ama buranın ismi değişti mi biliyor musunuz? Valla ben kendimi bildiğim tarihten beri burası Yeşilöz ama büyükler diyor eskiden Don Alan. İnsanlar Don Alan diyorlarmış ama aslında Don Alan'mış tabii farklı yorumlar dönmediğinden sanıyorum öyleymiş ama çok uzun yıllar önce. Niçin demişler, nasıl demişler orasını ben de bilmiyorum ama yaşlı... O ismi yaşlılar kullanan var mı? Ben orada doğdum diye. Ya kullanmışlar ama ben dedim ya kendimi bildiğimden beri Yeşilöz burası. Hı hı. Neden değişmiş, nasıl değişmiş, eski isim nereden gelmiş orasını çok da fazla bilemiyorum. Evet, bir dahaki geldiğimizde araştıralım onu nereden. Nasıl gelmiş, niçin yok olmuş evet. Onu ben araştırıp size anlatmaya çalışayım. Evet, hemen abimi muhabbete dahil edelim. Biz sizi tanıyalım mı? Ben Ali Şimşek, Yeşilöz köyünde 1961'e 1960 doğumlu. Yani köyde doğdum, büyüdüm. Çiftçilikle uğraşan birisiyim. İki tane oğlum var Alanya'da. Firma ismi vermeyeyim. Belli yerlerde çalışır. Abim dersine iyi çalışmış. Evet. Çalışıyorlar işte. Burada karı koca inek var. Affedersin geçi var işte onlarla. Buralarda zebze falan ekiyoruz. Sebzeyi sen ekiyorsun. Hayvanlara yenge mi bakıyor? Hayır, beraber ortaklaşa bakıyoruz. İşte. Sen yengeyi kaçırdın mı, gönüllü mü aldın? Gönüllü aldım. Buradan mı yenge? Buradan, aynı akraba sayılır. Akraba sayılır. Komşu kızı da değil. Yok, babamın dezesinin kızı. Ha, uzak akraba. Evet. Şimdi eskiden öyle bir gelenek vardı değil mi? Niye yapıyordunuz onu? İçeriden kız alıyordunuz. Şimdi eskiden belli bir sülaleler dışarıya kız vermiyor, dışarıdan kız almıyordu. Çünkü arazisi veya mal varlığı kendi işlerinde kalsın diye. Eskiden öyle yapıyorlarmış. Ama tabii şimdi değil. Şimdi yabancı kızlar geldi, oğullarınıza alıverdi. Mesela bizim gelinin bir tanesi Hatay'dan, bir tanesi Maraş'tan. Bir tanesi
Alanya'dan yani kendi köyümüzden bir tane var. Gerisi yani illaki köyden bir tane de olsa alıyorlar değil mi? Benim fikrim onunla şu. Şimdi bu bölgede insanlar genelde hep birbirine akrabadır zaten. Geçmişe baktığınız zaman burada 5 kişi varmıştır. 5 tane büyük var. Ondan sonra dağılmış çocuklar. Ve çok da dışarıya açık bir köy değil bizimki. Yani yoktur mesela bir Almanya'da kimse yoktur. Bir İstanbul'da kimse yoktur çalışmaya giden. Genelde bu bölgede yaşadıkları için yani yerli köyden evlenme sebepleri bence biraz da bu zaten. Evet. Peki yaylamız var mı? Yaylamız var, hem de çok güzel yaylamız var. Yerleşim alanı olarak iki tane yaylamız var. Bir Gödüre diye bir de Söğüt diye yaylamız var. Bu köyün eski zaten 3 evden dağılmış. Şu karşımızdaki evlerden 3 evden dağılmış. Ya o 3 ev nereden gelmiş biliyor musunuz? Bunların aslı işte kütük yanmış 1960'lardan önce. Daha önce Yeşilöz diye bir şey yokmuş, domalanmış. Kütük yandıktan sonra bu köyün ismini Yeşilöz koymuşlar. Daha 1960-50 sene önce falan. Onların aslı da Kaşma, yani benim duyduğum kadar Kaşmaroğlu. Burada birçok sülalenin ismi, mesela Azan'ın soy ismi Koçak, benimki Şimşek. Ama bizim hepimizin aslı, biz de amca sayılırız. Hepimizin aslı Kaşmaroğlu olarak geçermiş eskiden sülale. Tabii kütük yandıktan sonra kimisi Koçak olmuş, kimisi Şimşek olmuş. Değişmiş zamanla. Asıl köyün aslı bir Topal Arnavut varmış. O gelmiş. Şimdi bu köyde... Siz de bizim sayemizde öğrenmiş olacaksınız. Kadıoğlu diye birisi varmış bu köyde oturan. Kadıoğlu diye. İlk yani yerleşim ne bileyim Orta Asya'dan veya ne bileyim Yörük Bey olarak. Tabii bu adam burada tek başına hüküm sürmüş. Ondan sonra bir tane Topal Arnavut gelmiş. Artık savaştan mı kaçtı yoksa nereden? Bu adam buraya yerleşmiş. Gün gelmiş demiş ki o Kadıoğlu'na bir gün geleceğim. Sana atımın başını çektirip köşende de kahve içeceğim falan demiş. Tabii bir gün gidiyor bu adam, yıllar sonra atıyla geliyor. Bir hebe altın, tabii kılık kıyafet değişmiş. Tabii buradaki Kadıoğlu tanımamış adamı, buyur ediyor köşesine, kahvesini içiyor. Demiş ki bir zamanlar senin kapındaki seyis Topal Arnavut benim diyor. İşte bizim aslımızda Tor'dan devam etmiş. Ondan sonra da işte Horasan yörüklerinden bir tane kız almışlar. Veya bizim dedelerimizin dedelerin dedesi 2-3 tane evlenmiş. İşte o şekilde. Yani yabancı yok. Ot kökü gibi yani bu köyde. Az bitmiş burada büyümüş. Öyle mi? Bir iki sülale var yabancı. Onlar da sonradan gelmiş. Onun haricinde hep köyün kendi yerli insanı, yani yerli birbirine akraba sayılır. Şimdi sizde yenge tek mi? Tek. Hani dedeler, atalar 2-3 dediniz ya. Benim babam 3 tane evlenmiş ama bizim var sülalede çıkıyor Hulusi. Evet, 5-6 tane evlendi ama şimdi 5-6 tanesini aynı anda mı evlendi? Hayır, evlendi, ayrıldı. Ama şimdi köy yerinde oturan bir kişinin yani iki evlenmesi, bunlar çirkin kaçan bir şey. Yani bizlerin düşüncesi yani bu, öyle bir şey. Yengeden korkuna söylemiyorsun hayır, değil mi bunları? Hayır, öyle bir şey. Yenge kapıya çıktı da o yüzden. Yani biraz önce babam 3 tane evlenmiş, belki ben de evlenirim gibi. Ama babam bir evin bir oğluymuş. Yenge duydun mu? Babam bir evin... sana gülerek orada. Yenge dedi ki babam dedi 3 evlenmiş, ben de evlenebilirim dedi. Yok öyle bir şey söz konusu olmaz da. Ama yani babam 16 yaşında bir evin bir oğlu olduğu için sülalesi devam etsin diye dedem evermiş. Ama çoruk çocuğu olmamış. Bir daha evermiş, yine çoruk çocuğu olmamış. En son annem almış. İşte biz 10 kardeşiz. 5 oğlum, 5 kız. Bak ben onu hiç bilmiyordum Ali abi. 10 kardeşiz. 10 kardeşsiniz. Biliyorum da hani önceden evlendiklerini ben de 3 tane evlenmiş. Siz bugün bizimle gezerek hakikaten şimdi abi şurada gözüme çarpan bir şey var. Kavanoz. Şu yukarıdaki. Bu ne bu? O sirke yapmak için Dayaz'dan o şey üzüm. Üzümden sirke yapmak için öyle koyuverdik. İlerisinde lazım olur diye. Nasıl yapıyorsun? Sen mi yaptın onu? Yok, hanım yaptı da ben de bilirim yani yapması. Nasıl yapıyorsun? Ya şimdi onu toparladığın zaman suyla beraber koydun. Onun içine 3-5 tane nohut atıyorsun. Hı-hı. Maya olarak. Hı-hı. Belli bir zaman hava almadan kaldığı zaman o zaten kendi kendine şey oluyor. Peki o zaman şimdi sana şöyle soracağım. Hani biliyorsun ev işlerini de. Evde yemek yaptığın olur mu? Olur. Ne yemeği yaparsın? Her türlü bu Akdeniz bölgesinin mutfağına ait her türlü yemeği yaparım. Mesela bir tane örnek ver. Bir tane enginar diyeyim. Hı. Enginarı bizim Akdeniz bölgesinde ekilir ama ben 10 sene önce İstanbul'da
şeyde Sirkeci'de bir restoranta gittim. İlk defa ömrümde yedim. İlk defa da yani öyle bir tat aldım. Mutfağa girdim. Adama dedim bir karton sigara aldım. Hediye ettim ve tarifini aldım. Ondan sonra ufak tefek ben de yaptım. Yayıldı yani burada köyde. Ha, bu enginar yemeğini ben mi çıkardım diyorsun? Hayır, yemeğe köyde köy, harbiden köyde bilen yoktu yani. Ha, evet, köye enginar yemeğini sen getirdin. Evet, enginar yemeğini mesela bilmez, çoğu bilmez. Halen daha da bilmeyenler vardı. Ya çoktur ya, birçok insan. Peki enginar yemeğini nasıl yapıyorsun? Şimdi enginar yemeğini... Ben bilmiyorum yapmasını. Sadece kafasındaki bu çay tabağı gibi alıyorsun, içini temizliyorsun, güzellik. Tuzlu suya ve limonlu ve tuzlu suya atıyorsun. Ondan sonra kuru soğanla ve geniş bu pilav tavası gibi şey yapıyorum zaten. Yağ döküyorsun ama harbi zeytinyağı ama. Harbi şey zeytinyağı. Yok, harbi evet. Zeytinyağı. Tavanın dibini örtecek şekilde yağ koyduktan sonra tekrar soğanları atarsın. Hiç karıştırmayacaksın. Soğanları. Ondan sonra enginarları yerleştiriyorsun. Daha üstüne havuç, enginarın içine bir de bezelye. Bezelye, havuç, enginar. Daha üstüne de en son bu baklavotu deriz biz. Hı hı. Onu da serpiştirdin mi sarımsaklı yoğurt yapacaksın. Harbi sarımsaklı yoğurt yapacaksın. Yanında üstüne aynı yoğurtlama yapacaksın. Abi harbi zeytinyağı dedik, harbi sarımsak dedik. Evet. Bu nasıl oluyor? Bu köy yerinde yetişir bunların hepsi olan bir şey. Ben satın yağı almam. Çiçek yağı falan biz kullanmayız. Mutfakta zeytinyağı kullanırız. Zeytinyağını sen kendin mi yapıyorsun? Tabii ağaçlarımız var bizim, bahçemiz orada zeytin. Yeşil özde zeytin de var. Tabii. Biz bir yıl mesela yağ satın almayız. Tereyağı alabiliriz. İnek yavrulamaz veya ineğin sütü olmadığı zaman olur ama onun haricinde tereyağını, zeytinyağını biz kendimiz yapıyoruz. O zaman sen Alanya'ya ne zamanda bir gidiyorsun? Ben Alanya'ya işim olmayış gitmem. Adliye, hastane hariç hiç gitmem kolay kolay veya da önemli bir durum olmayış 2 ayda 3 ayda bir giderim. Ali abi şeyi seviyor, doğal yaşamayı. Şimdi... Peki şunu soracağım. Sizin hani çocukluğunuz burada geçti ya, buradan Alanya'ya nasıl giderdi atalarınız biliyor musunuz? Ben dedemin atılan gittiğini çok iyi bilirim. Şu karşıdaki gördüğünüz eski evde. Dedeniz mi yaşıyor orada? Evet. Dedemiz yaşardı. Hı hı. Atıla sabah saat 4:30-5 gibi çıkardı. Hı hı. İşte bir gün yani akşamı saat 10-11 gibi geldiğini iyi hatırlarım. Bir gününü geçiriyor. Bir günü yol. Peki anlatır mıydı size yolda başına geçen bir şey olur mu? Atıla gider veya köyden 3-5 kişi atı olanlar veya ne bileyim eskiden o zamanlarda Gazi Paşa'dan Alanya'ya bir veya iki araç ya geçer ya geçmez. Çünkü yollar toprak yoldu. Hiç şey yoktu yani, asfalt falan yoktu. Şimdiki o sahil yolu falan yoktu. Daha yukarıdan giderdi. Mehmet Çavuşlar'ın oradan girer. Peki dedeniz Alanya'dan geldiği zaman ne getirirdi size? Bekler miydiniz yollarını? Beklemez miyiz? En azından eskide bu tava ekmekleri vardı. Hı hı. Öyle gavisli. Ondan sonra bir de kırmızı helva olurdu. Az pembeye mehilli. Mesela onlardan veya ihtiyaç ne varsa işte anneme, babaanneme hepsini elbiselik veya bu her zaman gidilen bir şey değildi veya her zaman bu eksikler alınmazdı. Bir yazdan bir yaza alınırdı. Çay ama tabii ama çay, şeker o eksiklerini devamlı alırsın ama yaylaya gidileceği zaman yılda bir sefer bir alışveriş yapılırdı. Yaylaya gittiniz mi siz öyle atlayla? Bizim 350 koyun vardı. O karşıdaki o su basmanın orada ahır vardı. Hı hı. Büyükbaşın çoban ayrıydı, ufakbaşın ayrıydı. Bir haftada çıkardık biz yoldan hayvanlarla yaylaya. Konaklayarak bir haftada çıkardık. Yanınıza azık ne alırdınız? Azık zaten yolda peynir olur, çökeli olur. Buradan zaten her türlü bizim bahçede her şey yetişirdi. Yani patatesi ne bileyim 15-20 yumurta harçlılar. Her türlü yolda da zaten hayvanlar sağlıyor ya. Hı hı. Orada süt, peynir hesabı yaylaya çıkıncaya kadar yapılırdı yani sıcak yemek yapılırdı yolda da. Özlüyor musunuz o günleri? İşte hep o günlerin özentisiyle yaşadım ben bugüne kadar hep. Onun için burayı terk etmedim diyorsunuz. Gitmedim hep. 9 kardeşin hepsi de gitti, ben gitmedim. Hala da burada yaşamak bana daha güzel geliyor. Her türlü yani doğası ne bileyim her şeyi bahçeden koparıp taze yiyeyim. Yani bir de ben soba falan elektrikli soba kullanmam. Halen daha şömine kullanırım. Evet sevgili izleyenler, gerçekten doğru söylüyor. Evinde elektrik sobası yok.
klima istemiyor zaten bu şömineyle diyor. Daha rahatım diyor. Daha otantik mi oluyor abi? Kaç evlat var? İki tane. İki tane. Evet. İki oğlum var, ikisi de Alanya'da çalışıyor. Mesela bizde elektrik veya lüks yoktan bu gazlı lüksten çok ders yaptım veya gazlı lambalarla biz çok ders yaptık zamanında. Ben 1970'te çıktım ilkokuldan. Köyümüze 1977'de geldi elektrik. Su daha sonra geldi işte. Babam da yani köyde 7 sene muhtarlık yaptı yani babam da. Daha önce de azarlık yaptığı için. Evet. Şimdi siz bunu eskiden beri saklıyor musunuz hatıra? Eskiden kalmış öyle hatır olarak. Bu fıla yanır da gömleğe düşmüş ama yanır o bile daha. Ne bileyim kazda yapmayız. Yazın dışarıya alır semaver alır. Orada çayımızı yaparız. Benim her şeyim doğal diyorsun. Doğal yaşamak bana daha uygun ve daha güzel geliyor. Evet. Bunlar ne abi? Madem girdik. Bunlar şiş. Bunlar sormuyorum, şunları soruyorum. Bu şey ya, bir tane yaşlı. Siz mi yapıyorsunuz onları? Bir yaşlı gelmiş, burada unutmuş, bir daha geldiğinde veririm diye almış böyle. Kenarda duruyor işte. Ben de siz boş zamanlarınızda acaba dedim böyle şeylerle mi uğraşıyorsun? Peki boş vaktiniz oluyor mu buradasın? Burada boş vaktimiz olmaz. Günlük ufak tefek bahçede zepse olur. Bir çalışma olur. Çünkü bahçe var, zepseler var. İki kişi olunca hanımla mutlaka bak öğlene kadar çalıştık. Öğlenden sonra işte iş bitti. Emekliye ayrıldım öğleden sonra. Öğlenden sonra yani tatil. İşlerin tatil oluyor, tatil oluyor. İşte durum böyle. Bak şu eskideki yaylaya göçerken ki develerin kenarındaki çan bir tane dedem zamanından kalma işte. Onları hatıra diye saklıyor musun? Hatıra olarak işte öyle saklıyorum. İlkokul 5'ten sonra hep spora gitti, kickboksa. Bölge birincilikleri, Türkiye birincilikleri. İstanbul'da yani Türkiye birincilikleri var 2-3 tane. Mesela şu madalyalar Türkiye birincilikleri. İstanbul'da, Akdeniz bölgesinde. Bir de Avrupa ikinciliği var. O da orada da şeyde vazoda. Bir tane de diploma gibi onu kaldırmışlar sobaya şey olmasın diye. İşte askerliğin yaptığı milli sporcu olarak yaptı Ankara'da. Şimdi de Alanya'da belli bir firmada çalışıyor. Evet sevgili izleyenler, biz Yeşil Öz'de Yeşil Öz'ün en renkli, en yakışıklı delikanlısının yanına ziyarete geldik. Tamam efendim. Dede nasılsın? İyiyim. Adın ne? Abdülkadir Karada. Şimdi Abdülkadir amca, sen burada doğdun değil mi? Burada doğdum. Evet. Şimdi sen bize bu köyün nasıl oluştuğunu anlatabilir misin? Anlatırım. Bu köy 15 haneli bir köydü. 180 tane köy oldu şimdi. Anlatması. Bu köyün aslı kaç mal oldu ellerimiz buna? Bu yoldan gelen şöyle atına binip de geçeni öyle haysızmış bu köy. Efeymiş. Yani, mazer oca bıçak gelen umuyla kesermiş. Buraya da domalan dillerimiş. Bu yoldan gelirken oradan işletme var ötede bir orman içi. O işletmeden yanında bir çeşme var, o çeşmede. Orada da bulun Mehmet çeşmeden bir çeşme var. Bu artık aradan geçeni keserlermiş. Yani ben kaçmar oluyorsun, burada zaten ineceksin. Çeşmenin yanında çekerek o çeşmeye geçeceksin, binip gideceksin. Eğer binip de geçersen hüküm benim yani hüküm devletin gibi kuvveti varmış herif. Yani deliymiş herif. İyi bir insanlık değil o. Oradan gelip buraya geçer. Oradan gelip oraya çeşmeye geçer ya. Oradan gelip yürüyerek giderim. Keserlerim yani. Evet.
O zamanın adamları böyle. Onlar nereden gelmişler biliyor musun? O zamanın, o zaman yaşayanlar nereden gelmişler buraya biliyor musun? Bilin efendim. Topalan nahuttan gelmiş. Kırmızdan gelmiş, yerleşmiş bir yan nahut. Kırgız'dan gelmiş. Kırmızdan gelmiş, yerleşmiş bura. Buranın yerlilerini otum etmiş. Kaçmalı oğlu olmuş, çoğalmış. Ha, anladın mı? Oranın adamları, bu benim karının zülvalesi. Kadılar derler. Kadı, kadıymış yani adamın adı. Bayağı bir ileri gelen adam. Bir de efendi oğlu varmış. O da zengin. Evet. Zengin oğluna demişler ki, şikayet etmişler. Bu durumu para buldu bu. Bu parayı nerede buldu? Evet işte gelmişler, jandarma göndermiş hükümet. Efendi oğlunu almışlar çarşıya. Varırlar. Nereden buldun bu parayı? Evet. Nereden buldun bu parayı? Efendim ben evime giden, parayı alan gelen, bak bayağı bir hak ya bu. Parayı alan gelen, gösteren parayı size der, jandarma verin bana der. Gelin evine. Sabah ağaçtan topla. Talarada çiftçilerin sabah ağaçtan topladır. Üç deveye yükledir. Üç dört deveye. Çaldırada hükümetin onu yıkar. Tarih malı bu. Yıktığında neyle buldu bu para? İşte benim bulduğum işte efendim. Sabah demirin nakli. Akıl var, aklım var. Benim bir zenginliğim yok. Para bulmacam yok. Beni kesseniz ben bir şey bulmam. İşte bulduğum bu. Bir bakmışlar bir, iki, üç. Eller sabah boyunduruk. Develerde yüklü geldi, yıkıldı. Ekmek davası bu, ekmek. Ondan sonra bir dedim şerif çıkmış gelmiş. İşte öyle. Tarihin adamları öyle. Şimdi tarih geldi. Hemen gitti. Gemiler şuradan denizden gelirdi. Harp gemileri. Onu aklım verir benim. Oradan gemiler gelirdi. Öyle dizelirdi böyle. Ayağa doğru harp gemileri. Aralarla. Biniş orada durur. Biniş de yeter. 15 metre girdim. 15 metre girdi. Öyle gemiler deniz dolurdu. Gazi Paşa'dan şimdi yol denizin kenarından getirdi diye. Şimdi yukarı attılar gene. Diveyle bu harp bizden aşağıdı. Yollar kelidi. Sızan fıstık. Gazi Paşa'dan fıstık ala yiyecekti deve. Deve öyle. Bir kere devesi diye. Karaya dikti. Küt küt deve kırdılar. Karaya dikti yani şu. Sizler mutluyan da karaya dik para. Evet. Torda develeri kırdılar. Top attılar denizden düşman. Evler kilitledik biz. Burada evlerimiz var ha. Evet. Kaçtık evlerimizi kilitledik. Evleri yakacaklar. Yaktık. Ne yapalım canım? O mescit var ötede çok. Ötede. O evlerin yanında orman var. Bürel. Bürel'e sakızı. Düşman gelip de ne yapacak diye. Öyle teniz ormanda. Onu bilirim ben. Sen o düşman zamanını yaşadın mı? Gördün mü o düşmanların? Görmemeyin efendim gördüm. Gördüm derine. Evet. Kaç yaşında? Dur sen. 1940'ın modeli. Şey, birinci kol ordu dur. Okul yazarlık var mı? Evet. Birinci kol ordu. Yedinci tümen. 40.000. alay. İkinci tabır. Beşinci bölük ellerinden. Abdülkadir Karadağ 926 doğumlu. Vilayet-i Antalya. Gazimalaya. Nayhan Demirtaş köyüm Dumalan. Birinci atışım 9. İkinci atışım 11. Üçüncü atışım 12. Hedefimi vurdum. Vezifeyi yaptım. Bir numaralı makine. Şimdi bazı şurada terörleri zorlu ha. Bar dedi. Mekinelere gittim ben 1 numara. 100 askerin içinde başta 1 numara ben idim. Böyle burada yasakta olduğum kel kocaya bakma sen. Bu köyün en ileri gelende en şerefli adamında çocuğun yani bu köyün en ileri gelen bir çocuğun yani böyle burada yasak adamda andığıma bakma. Eski zamanda burada herkes
Evet. Ağalar fakir şeylere bir öküz verir, bir çift öküz tohumu verir. Bu alanlara, ekeller alan yerlere yani yarısı bakırı olur, yarısı ağanı olur. Samanın yarısını ağalı, yarısı samanı. Böyle ekeller dikeller, yediğimiz içtiğimiz suvancı ekeriz. Efendim, şimdiki biz hep solmazdı. Yazın, güzün, şuradan tomatı ekeriz, yerlere de dar ekeriz. Kokun ekeriz, yerlerden fasulye alır, yeriz. Burada aynı. Aynı. Yaz geldiğinde fasulye ekeriz, evet. Onu yeriz. Bostan ekeriz. Bostanı da öyle yükledir. Devreye yükledir. Ya da çocuğumuza, çocuğumuza yediriyiz. Şimdiki gibi ganimetlik değildi. Şimdi buraya geçsen şimdi. He, benim camım için patlıcan dolu. Patlıcanın kilosu 4 lira 5 lira derlerdi. 3 lira istediler. Bu 3 milyon demişler. Ulan 1 milyon olsa ben kara patlıcan değil mi? Ağzıma alıp tükürüvereyim. Yemen. Vallahi iyi para veriyorlar derin. Yani demek istediğim o zaman da kara patlıcan burada yiyordu. Tabii, evet. Bosta yiyordu. Yokluk çektiniz mi amca burada? Yokluk çektin mi hiç? Ya yokluk geçmesi ne? Kıtlık geçti, kıtlık. Ha, kıtlık işte. Ya ben Trakya Edirne'ye askerlik yaptım. Çanakkale'nin yamacında Trakya nereye Edirne? Anladın mı? 600 gram. Dayan gelir. Sabahla yeriz. Akşama yok. Öğlene yok. Bir akşamda bir 600 gram dayan gelir. Sabah kara ödeyeceksin. Kara ve ne? Kilo orada kalmış ambarda. Keme boku. Efendim nohut kırıntısı tozu. Efendim fasulye tozu. Efendim onlar mercimek, bakla neyse. Onların tozundan açı bir bulamaç eder verir. Birer kaşık. Onu yeriz aç. O memlekette askerlik yaptım ben. Kıtlığı orada gördüm. Burada görmedin mi bizi? Burada görmedim. Burada, burada iyi miydi durumlar? Burada ya efendim burada. Olsa da. Burada benim olmazsa senin olur olmadı. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nerede izledik? Biz bu hafta Yeşilöz Mahallesi'nde geziyoruz. Biliyorsunuz çat kapılarımız devam ediyor. Tabii ki çat kapılarımızın arasına okul koymasak olmaz dedik. Ama okula bir geldim. Okul çok büyük ve çok güzel bir okul. Ve burada birleştirilmiş bir okul. 5 köyün öğrencisi geliyor. Ben hemen Zile'de çok yakın bir saatteyim. Hemen yanında 2 tane öğrencimiz var. Bir seni tanıyalım mı? Seda Çetin. 7B sınıfına gidiyorum. Yeşilöz'de yaşıyorum. Evet. Sedacığım nereden geliyorsun? Yeşilöz'de buradan okuyor, buradayım. Sen buradan geliyorsun. Peki okul 7. sınıfta. Okul bittiğinde ne olmayı düşünüyorsun? Öğretmen. Öğretmen. Ne öğretmeni olacaksın? Türkçe. Türkçe. Evet. Türkçe öğretmeni olacaksın. Türkçe öğretmenini çok mu seviyorsun? Seviyorum. O ders anlatırken onu iyi anlıyorum. Onu yani seviyorum hocalarımı. Evet. Diğer hocalarımızı da çok seviyoruz diyelim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Okulumu, öğretmenlerimi çok seviyorum. Evet, bunlar sizin en güzel anı kalacak. Bunlar sizin en güzel anlarınız. Bence dolu dolu yaşayın diyorum. Evet, öncelikle merhaba. Merhaba. Adın nedir? Şüheda. Şüheda. Anlamını biliyor musun? Evet. Bir isminin anlamını bize söyler misin? Şehitler. Şehitler. Evet. Şüheda, nereden geliyorsun? Ben de Yeşilöz köyünden. Yeşilöz'den. Diğer köylerden bir öğrenci bulamadık o zaman biz. Sen kaça gidiyorsun? Ben 8B. 8B'ye gidiyorsun. Sen düşündün mü? Düşündüm. Ben de avukat olmayı düşünüyorum. Avukat olmayı düşünüyorsun. Neden avukat olmak istiyorsun? Adaletli. Böyle kendime yakın hissediyorum. Evet. Dün ben bir okulda sunum yaptım.
Tamam mı? Bana dediler ki spiker olmasaydın ne olurdun Elif abla dediler. Ben de dedim ki avukat olurdum dedim. Ama benim avukat olmaktaki amacım farklıydı. Merak ediyor musun? Evet. Bir sor bakalım neden diye. Neden? Neden? Çünkü ben konuşmayı çok seviyorum. Bir, sunucular konuşmayı çok sever. İki, avukatlar konuşmayı çok sever. Sen seviyor musun? Evet. Türkçen güzel mi? Güzel. Güzel derken? Yani orta. Yani orta, biraz daha zorlarsam zayıf başarısız diye gideceğiz değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Yeşilöz mahallemizde dolaşmaya, çat kapı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi dışarıdayız. Yağmur bir aralık verdi bize. Hemen bir dayım hanımına yardım ediyormuş. Hemen işinden bir 10 dakika alıkoyalım dedik. Bir sohbet edelim. Sizi bir tanıyalım mı? Evet. Ben Halil Çetin. Yeşilöz köyünden. 1932 doğumluyum. Kaç yaş oluyor ya? 83 mi oluyor? 32 doğumlu 83. Evet. 83 yaşındasınız ama maşallah, yani bize taş çıkartırsınız öyle mi? Şey demeyiz Allah. Köyümüzün en yaşlı amcalarından ve aynı zamanda ikincisi aşağı yukarı. Benden yaşlı, benden ileride bir arkadaşlar var. Bir kişi var, dede var yukarıda. Abdülkadir Karadağ. Abdülkadir Karadağ. Biz, hayır, onun da yaşı 84 olunca siz 83. O zaman 93'tü o. O 93'tü. Şimdi dayıcım. Evet. O 100 var efendim. Şurada Cürebaz Ahmet var. O bizden 6 yaş böyle büyük bizden. Evet. Bir şey soracağım. Mahallenizde böyle eski insanlar bir araya gelip ne sohbet edersiniz eskilere? Şu anda eski kalmadı ki, yeniler bir araya gelmez oldu efendim. Hı-hı. Eski kalmadı. Eskilerde toplantı olurdu. Biriyirdik köy odasına veya okula. Hı-hı. Muhtar olurdu, hiyetler olurdu. Bir sohbeti yapılırdı falan, işi yapılsın. Ya, o sohbetlerde ne yapardınız? Sohbetlerde yapılacak, köyün yapılacak olan işlere konuşulurdu. Yani falan yerde mutallığın göstere hani bilgi verdiği işler olurdu. İmece usulü toplanıp yapar mıydı? İmece olurdu. Bir köyün zaten senelik imecesi olur. Şimdi yok ama değil mi? Yok, şimdi yok o. Eskiden köy mutallığının bir imecesi, hatta para salgını olurdu. Baş salgın 20 liraydı. 3 boy 4 boy boy aşağı birinci haneye 20 lira salınırdı. Hı hı. Zaten senelik de insanın 20 gün imece hakkı var. Hı hı. O zaman zaman, yani aynı bir arada olmaz yani, 3 gün 5 gün öyle bir kişinin şahsen imece hakkı olur. 20 günü yani, eskide böyleydi. O hani muhtarlıkların o günlerde köyün muhtarın parasını köylü derdi o zaman. Evet. Eskiden yapıp da şimdi yapmadığınız neler var mesela? Eskiden imece bitti, imece yok. Hı hı. Yol yapılırdı. Şahıslar yol yapardı. Yol yapma yok. Hı hı. Köylerde av yapılırdı. Domuz avı yapılırdı. O da yok. Hı hı. Burada o sıkıntı var mı? Böcü çok. Böcü çok da. Av bitti, avı yapan yok. Yani hatta ziraatın senelik bu Yeşilöz köyünden 12 kuyruk mecburen yatacaktı. Ziraata yatmasa parasını alırlardı devlet tarafından. Bir kuyruk yani o günün hesabına göre 5 lira mıydı, bir cezası vardı. Domuzun kuyruğunu el etmezsek muhtarlık yatırır bunu. Senelik, yani bizim Yeşilöz köyünün 12 domuz kuyruğu bir senelik yatırmak göreviydi yani. Hı hı. Ziraatta vardığın kuyruğu verdiğinde 5 mermi verirdi. Yani Osmanlı tüve vardı o günlerde, tek mavzer. Köylü onu
köye verirdi yani. Biri bekçide olurdu. Bir de köyde ayrı ziraat tüve olaraktan kullanılırdı. Köyün eski usullardan o. Ziyaretler? Efendim? Ziyaretler. Eski... Ziyaretler olurdu zaten. O zaman atla gidilirdi. Şimdiki gibi araba yok idi. Herkes atına binerdi. O komşunun yanına giderdi. İki elektrik gün. De yok. Elektrik de yoktu. Elektrik yerine çıra olurdu. Daha sonra akşam bir... gezmelerinde çıralarla. Çırayla. Daha sonra bir idare diye bir şey çıktı. Lamba da yoktu. İdare, tenekeden idare, kandil yani. İşte ondan sonra lokus meydana çıktı. Lamba meydana çıktı. Daha sonra ceyre meydana çıktı yani işte. Evet. Eskiden suyu nasıl yapıyordunuz? Suyu pınarlardan getirirdik. Taşıma su. Kabala giderdik. Pınarlardan, akan pınarlardan güğümlerimiz, pakır güğümlerimiz olurdu. Su kabakları olurdu. Onlarla getiririz. İşte kullanılırdı. Yayla vesile devamlı kullanışımız öyleydi. Yani şimdi yaylada gene ceyranla kullanılıyor. Yaylada yani ceyran vardı. Yaylada gene ceyranla muardan eve bastırıyoruz ama o zamanlarda yok idi. Ceyran yok idi. Evet. İşte öyleydi yani şimdi. Yengeyi nereden getirdin? Efendim? Yengeyi? Yenge amcamın kızı. Burada da bir akraba evliliği var. Amcanızın kızını alarak mal içeride mi kalmış oldu? Şimdi o günlerde hala kızı, dayı kızı, amca kızı bunlarda bir seçme yok idi. Bu daha sonra meydana geldi. Bak bizim günümüzde amcamın kızını mesela bir başka yere gönderilmemek için miras için değil yani. Yakın komşu olduğumuz için bir başkasına elimizdeki avı yedirmemek yönüyle. Elimizdeki avı yedirmeyelim. Evet. O av da zaten mal mülk oluyor. Siz eskiden anlamamışsınız da şimdi. Mal mülk değil de şimdi akrabeni bir başka yere vermeye de gönlün olmuyor. Kendi akrabeni. Ezilecek. Yani elbette kendin daha çok koruması sonra. Ezersek de biz ezeriz. Yani şimdi. Ezersek de biz ezeriz. Sonra onlar da gene akrabeye bunlar birbirimizi bildiğimiz için burada bizim kızımız rezil olmaz yönüyle almış alma satma böyle olurdu yani. Evet. Bir sıkıntıyı yaşadınız mı? Akraba evliliği? Hayır. Yaşamadık. Sadece çocuğumun birinde bir mağdurluk var ama o da doğum hatası. Başka hiçbir mağdurluğu da yok. Yani bir şeyde yaşamadık. Kaç tane çocuk var sizin? Şimdi 5 kız, 2 oğlan. Allah bağışlasın. İşte 3 tane de öldü, ölen var yani. Sağ olsun. Sağ olsun. Evet, yani bu yaşta bu dinçliği neye borçluyuz diyeceğim. Bir hava diyeceksin. Şimdi efendim genellikle ben yaylaya giderim. Bu gençliğimizin biraz oturak durmam, kurdanırım, çalışırım. Bir de ben Mayıs'ta yaylaya giderim, Ekim'de gelirim. Yaylanın çok büyük etkisi mi var? Yaylamız çok. Doğal yaşam ya daha çok. Evet. Özellikle doğal ya. Doğaldır yani bütün ağaçların oksijeniyle. Suyumuz da iyidir. Orada genellikle ben yaşantımı yaylaya borçluyum. Şimdi biraz önce Abdülkadir amcaya gittiğimizde künyesini takırt diye saydı. Sen sayabilir misin? Efendim 1097 Piyadalayı, İzmit, Kandıra, Mustafa oğlu Halil Çetin. İşte ben de kandı şey. Buyur komutanım. Böyle şey böyle yani. Böyleydi. Peki. Peki. 97 Piyadalayı. Orada yanıldığım bir şey oldu. 97 Piyadalayı. İzmit Kandıra. Birinci tabur. Üçüncü bölük erlerinden Halil Çetin komutanım. İşte böyleydi. Ben de saydım komutan şey. Evet. Teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Beyin hafıza güzel çalışıyor. Peki bir de şunu soracağım. Abdülkadir amca dedi ki biz zamanında dedi denizden dedi savaş gemilerini gördük dedi. Siz görmediniz ama sizin babalarınız dedeleriniz anlattı mı böyle bir şey? Babalarımızın gününde seferberlik vardı. Yani onun için babalarımız böyle bir şey konuyu demedi. Babamızın gününde seferberlik günündeymişti babamlar. İşte de babam bir kaçmış askerlikten Gelibolu'ndan bir yerden bir kaçmış. Üç arkadaş bir kaçmış bir gelmiş. Tekrar yine yakalanmış gitmiş. O günde hatta buradaki köylerdeki develeri götürüyorlarmıştı. Babamın falan mesela varmış. Götürmüşler. O zamanlarda malzeme çekmeye yani top çekmeye askeriyenin demek ki vasıtası yokmuş. Beserekleri, iyi develeri götürüyorlarmış erzak çekmeye, evet. Askeriyeye.
duygum, bildiğim böyle bunda. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol. Eksik olmaz. Size teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Yeşilöz Mahallesi'nde dolaşmaya devam ediyoruz. Çat kapılarımız devam ediyor. Bugün biraz daha ev yoğunlukta olacak çünkü dışarıda yağmur başladı. Bir çat kapı daha yapalım dedik. Dayıcım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür başımız sağ. Dayıcım burada mı doğdun? Burada doğdum. Burada. Hiç terk etmedin burayı. Burada evlendin. Burada evlendim. Burada doğdum. Yenge buradan mı? Buradan Yeşilöz'e. Kaçırdın mı? Hayır. Gönüllü mü aldın? Düğün ettik aldık. Düğün ettin aldın. Düğününü hatırlıyor musun? Hatırlamamayacağım. Nasıl oldu senin düğünün? İşte istediler. Biz haramın kız zaten. Bir isteme de verdiler mi? Verdiler. Gittik aldık geldi işte. Eskiden hatırlama hatırla getirirlerdi. Hatırlama hatırla getirdik. Hayvan. Elin indirmeliğine verdiniz. Ya. Onu da biliyorum. Onu da öğrendim. Ya ne dedi? Ben vermiyorum gelin indirmeliğini. Annem babam verdi. Bağ bahçemi verdiler. Ya mal... Gel teyze gel. Ya, teyze onlar... gel. Sen de hoş geldin gel böyle. Şimdi dayı. Buranın eski adını, yeni adını, köyünün eski halini, yeni halini bize bir anlatır mısın? Bizim burası bizim eskiden Osmanlılar da gelmişler. Osmanlı'dan gelirken Semerkant'tan Taşkent'ten gelmişler bizim Züleyh'le. O zaman orada Balkaç Gölü, Baykal Gölü diye bir göl varmış. 72 metre derinliğindeymiş galiba. O kurumuş, malcıymış, yürüyormuş bizim memleketin adamı. Oradan Osmanlılarla göçmüşler. Su kuruduğundan gelmişler bir Fırat Nehri çıkmış önlerine. Orada bir iki sene kalmışlar. Koyun sürüleri kırılmaya başlamış. Taşlıymış olduğu yer yükselmiş. Oradan Karamanoğlu'nun yanına gidelim demişler. Karamanoğlu varmış. O da şeymiş. Onun yanına gelmişler. Oradan gelirken Mustafa Bey'in oğlunu sel almış. Osman Bey geçmiş, Mustafa Bey geri Irak'a dönmüş. Osman Bey gelmiş, Karamanoğlu'nun yerinde dururken, onun şeyinde, geçinemeyi vermişler. Onunla harp etmişler. Sonra anlaşmışlar, kızını vermiş, şeye götürmüşler bunu. Demiş ki şey, Bilecik, Söğüt'e. Birleşmişler. Şeyde Karamanoğlu da demiş, bizim aslımız keşif ehliymiş. Keşefli derler. Şimdi Yeşilöz'de dururuz da biz keşeften geldik buraya. Keşif ehli derlermiş. Bize bir şey var. Buranın bir beylik ver. Şeyde savaşacak. Nereyle? Ermeni varmış. Ermenek'te. Dünyanın en güzel bakır işleten köyüymüş orası. Orası Mehmet Bey almış bizim dedelerimiz mesela. Oraya almış. Oradan Kız Kalesi varmış. Oraya gelmişler. Kahraman buraya gelmişler şeye. En sonra sonra Demirtaş'a gelmişler. Demirtaş'tan Hadim'e göçmüşler. Oralarda almışlar. Biz de işte onların evvelinden kalmışız. Dedelerimiz eskiden böyle iner çıkarmış, yaylaya çıkarmış Hadim'e. Hadim'de kalmış o
şeyler, dedelerimiz, tağıncalar. İşte biz de buralarda eskiden iner çıkarız hala yayla. 80 kilometre bizim yayla. Halen gider geliriz. Şimdi vasıtayla, arabayla gidiyorsun. Arabayla gideriz. Eskiden nasıl gidiyordun? Eskiden develerimiz vardı. Buradan çekerdik. Şey, yukarı bir yere çadırlarımız vardı. Keçeden. Çekerdik, kurardık oraya, otururduk. Bir gün, iki gündür oradan gene giderdik. Mal sürüler vardı bizim. Hepimizin 100-200 koyunları olan vardı. At, hayvan, deve, her şey vardı, sürü. Bir dikun orada durur. Oradan gider, dikun daha yukarıda durur. Öyle öyle yaylaya çıkardık bir haftada. Ondan sonra bizim oralarda da ekip diktiğimiz yer var. Güzlek deriz, bir yer var. Yazın çıkarız oraya, öküzlerle aktarma yaparız. Ondan sonra birkaç gün sonra daha yukarı çıkarız. Orada dururuz. Güz geldi mi o tallaları ekeriz. Bahçelerimiz de var. O şeyin göksu ne şey var. Silifke'ye dökülen göksuyun gözü bizim oradan çıkar. Orada bahçelerimiz var. Şey, kiraz bahçeleri şu bu. Oraya çıkarız. Oradan da yazın güzün burun eriz. Evet. Dayı, şimdi yaylaya develerle konarak giderdik, evet, dediniz. Peki Alanya'ya nasıl giderdiniz? Buradan mı? Evet. Buradan atla giderdik. Atla giderdik. Hatta develerle de giderdik. Alanya buradan 20 kilometre zaten. Buradan şura, buradan akşam akşamüstü çekerdi şu Karayedik diye bir yerde yatırdı. Oradan sabahla giderler, varırlardı yük götürürlerse. Yük götürülmezse Alanya'ya atla gider geldik. Baba, yük ne götürüyordunuz buradan? Buradan mı? İşte bazen fıstık çekerlerdi. Bazen gübre götürürler. Şey çok o zaman. Bahçe çoğuydu. Alanya'nın olduğu yer hep bahçeliydi. Şey, Alanya'nın eski halini anlatabilir misiniz? Mesela şimdi tersane, iskele, oralarda neler vardı? Şimdi eskiden Alanya yukarıda değildi. O kalenin dibindeydi böyle, ileri doğru. Kale vardı yukarıda. Orada bir şey vardı. Fener. Biz onlarla da tanışırdık, fenerci derdik. Onlar Fenerci'nin babaları bakır kapı oldu. Şimdiki gibi değildi. Bakır kapkalaylardı o. Gelirdi buralara. Yatırdı bizlerde. Bu kapkalaylardı. Oradan köylere gider yaparlardı. Şimdi kalaylama yok. Bakır yok. Herkes çelik tencere alıyor veya deme ayarlıyor. O zaman öyleydi. Kalaycı oldu. Tanırdık biz onları. Şimdi onlar Fenerciler. Birisi İzmir'e göçtü gitti. Birisi öldü. Burada eczanesi vardı. Şimdi buradan Alanya'ya indiğiniz zaman hayvanları nereye götürüyordunuz? Bu hanlar var, bağlarız. Orada hanlara 10 kuruş verir, 5 kuruş verir, bağlarız oraya. İşimizi görürüz oradan. Yükleriz hayvan olur, katır olur. Hayvana bineriz, katır arkasına çirkeriz. Katıra yükleriz alacağımız şeyi. Çeker gelir ederiz. Evet. Buranın eski ismi ne? Buranın ismine Domalan dillerdi eskiden. Şimdi Yeşilöz oldu. Bizim köy Keşefli. Şu taraftaydı. Biz şimdi Yeşilöz'de kaldık. Keşifehli derlermiş bizim köye. Şimdi Keşefli diyorlar. Demirtaş'la buranın arasında. Bizim köy, eski köyümüz. Şimdi işte zaman geldi geçti buralarda. Eskiden buralarda millet dağıtıldı. Bizim burada dedem oturmuş. Şu yıkılan ev var, büyük ev. Burada dedem varmış. Buralarda köy yoktu. Köy daha yukarıdaydı. Dedem buradaymış işte. Ondan sonra çok komşular oldu. Çoğaldı işte, aşağılara doğru indiler. Köy yerinde azaldı zaten Yeşilözüm'de, köyde. Eski oturdukları köy kalmayası oldu. Biri kev kaldı. Peki ismini neden değiştirmişler? Bilmem. Yeşilöz diye
şey etmişler, yeşillik varmış mesela, güzelmiş, rahat gelmişler. Bu mesela hep köylerin ismini değiştirmişler bizim köyden başka. Yular derler, bir yer vardı, Uğrak diye yapmışlar. İşte İmamlı var, adı değişmeyen bir de bizim Keşfehli köyü var. O yanda Alefendi uşağı var. Eskiden Alefendi diye bir adam varmış. Onun uşakları varmış, çoğalmış gitmiş, Alefendi uşağı diye bir köy olmuş. O da ana dedemin dedesiymiş Alefendi orada. Onun uşakları varmış. Oradan buradan da mal çobanları, çiftçiler varmış. Onlar adı Alefendi uşağı kalmış onun da. Sen bu köyde çiftçilikle mi geçindin? Evet, çiftçilikle. Bağ bahçe var. Ya şimdi bağ bahçe de yok. Çocukların camları var şuralarda. Var bahçe de ufak tefek, yiyecek kadar bir şey eskisi gibi yok. Eskiden daha çok ne olurdu burada? Burada portakal ağacı, limon ağacı olurdu. İşte buğday, arpa, her şeyi ekin ekerdik. Mesela şimdiki gibi değil, o zaman fasulye ekerdik erkenden, kaba ekerdik şeyler, naylon altılarına. Çoğu ekerdik ekerdik. Şimdi pek ekip diken olmaz. Camlar var herkesin. O zaman böyle cam olmazdı. Naylon altında yaparlardı. Şimdi bu köy biraz daha sahile yakın bir köy. Yakın bir mahalle. Sahil biraz daha yakın buraya. Bu eski savaş zamanlarını hatırlıyor musunuz siz çocukken? Burada bir savaş olmuş mu? O savaşları hatırlıyor musunuz? Burada babam da varmış. Fıstık götürürlermiş Alanya'ya. Karayedik diye bir yer var şu ileride. Orada develeri yıkmışlar. Bir dedi ufak gemi geliver dedi. Arkasını döndü. Top atmaya başladı dedi. Onlar öyle bir derin dere var. Oraya kaçmışlar. Dört tane beserek, tülüdeve, beserek deriz biz. Tülüdeve vurmuşlar. O çuvalları da paramparça etmişler, fıstık çuvallarını. Çekti döndü et dediler şeye. Onu gördük. Başka biz harp görmedik. Ama babam şeyde savaşmış. Afyon'da. Oraya gitmiş. Çocuğumuş o zaman da. Esas şeyi götürmüş. Mermi götürmüşler develerle. O zaman mekere devesi dedilermiş. Ondan bundan her köyden zengin adamlardan birer deve alırlarmış. Deve vurulursa ölürse, ölür ölmezse gene verirlermiş deveyi. Başında babam götürmüş başka bir adamla. Muta giden bir adamla götürmüşler. Biraz o mermileri şeye yıkmışlar Afyon'a. İki sefer, üç sefer ondan sonra gelmişler yani. Başka şey etmemiş ama amcam varmış, şeyde Arabistan'da savaşırken ölmüş, subaymış. Babamın en büyük, dedemin en büyük oğluna Tefi'ymiş. O Arabistan'da o zaman Arapça yazan subay olurmuş. O Mısır'da okumuş o amcam. Arapça öğrenmiş. O da hükümetten şimdiki teğmen gibi veyahut başçavuş, üstçavuş gibi subaymış orada. Vurulmuş. Ölmüş. Başınız sağ olsun. Teyze hoş geldin. Bir seninle de sohbet edelim mi? Şimdi bir şey soracağım. Kapıdan girerken ocağın üstünde bir şey kaynıyor. O neyi kaynatıyorsun sen orada? Yok. Hayır vallahi çok merak ettim. Ne yapıyorsun sen? Yok yani keş oluyor o keş. Hı hı. Onu yoğurttan yapıyorlar. Onu bana bir anlatabilir misin başında ne yaptığını? Oraya gelsem anlatabilir misin? Sütü yoğurt yapıyorlar. Ondan sonra makinede çekiyorlar, yağını çıkarıyorlar. Onu şeyin de yağsız olan yerini pişiriyorlar şeyde. Kazanda. Gel teyze gel. Bak amcam sana ne kadar çok yardım ediyor ki. Belli yardım ettiğinden bak ne güzel anlatıyor. Seni bir tanıyalım mı? Adın ne? Ayşe adı. Ayşe. Şimdi Ayşe abla siz akraba evliliği yapmışsınız. Akrabam da dedi. Gönüllü aldım dedi. Senin de gönlün var mıydı? Vardı.
Kaç yaşındaydın gördüğünde? 16. 16 yaşında aşık oldun mu? Olmadım. Annesi verdi işte, alamadı. Bu basıyormuşmuş. Ama gönlüm vardı diyor. Canımdı ya, adamı. Kesas eski verdim. De şimdiki bir değildi. Bu bana verdi miydi? İsterse gönül olsun, isterse olmasın. Verirlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi sorarsın evladına, gönlün var mı? Var. Varsa verirsin, yok derse vermezsin. Doğru söylüyorsun. Evet, sizin bir gününüz burada nasıl geçiyor? Sabah kalktın. Sabah kalktım, ineğim var, sağırın, suyunu satarın, pişirin, yoğurt ederin. Çocuklarım gelir, onlara katarın. Yoğurt katarsın. Yoğurt katarın, komşuma onuma verin. Şimdi ben dedim ya biraz önce gelirken ocakta ne gördüm diye. Dayım bana bir anlattı. Doğru mu yapıyor? Doğru mu anlattı? Doğru, doğru. Ya doğru. Onu keş, bak yağını alırlar. Atarsa pişirirler onu, donar keş olur, süzerler onu, keseye atarlar, suyu süzerler. Biraz kurudu muydu, onu deriye basarlar, peynir karıştırırlar. Çökelik derler, keş derler, onu yeriz. Deriye basıyor musunuz, var mı deri? Var. Burada yapmaz. Var şimdi, deri de var yani. Şimdi deri de var, keş var. Keş deriz biz ona. Yaylada yapıp burada yiyorsunuz. Burada yiyoruz. Yaylada yapıp burada yeriz. Sen yoğurt yapabiliyorsun, zeytin yapıyorsun, peynir yapıyorsun. Öyle yaparız işte, bahçemiz var, zeytin hepsini yaparız. Tamam, o her şeyi yapıyor. Sen ona hiç kahvaltı hazırlıyor musun? Kahvaltıyı hazırlamam. İhtiyacını alırım. Ya ihtiyacını geçtim canım. Bir sabah kalkıp da özenerek bezenerek hanım sana kahvaltı hazırladım der misin? Ya yapamam ben. Peki yengem şimdi mutfakta. Evet. Burada oturuyorsun, televizyon izliyorsun, su içme ihtiyacı duydun. Ne diye sesleniyorsun? Gider içer gelirim. Bu kadar basit. Yani. Farz et ki isteyeceksin, bir şey isteyeceksin yengemden. Evet. Çay isteyeceksin. Çağırırım. Ne diye çağırıyorsun? Hanım derin. Hanım diyorsun, hiç aşkım demedin mi? Ya dedin de eski, şimdi eskiden derdik şimdi. Eskiden diyordun ama eskiden söylüyordun. Söylüyordum. Şimdi ne değişti? Şimdi ya bir şey değişmez hanım dedi, filan getir filan götür işte der. Şimdi eskiden, şimdi daha çok ihtiyacın var. Şimdi aşkım diyeceksin, bir tanem diyeceksin, hayatım diyeceksin. Ya zaten biz bir şeyimiz olmaz ki. Para oldu mu buna verin. Banka cemde de olur da. İçişleri Bakanı bu yani, öyle mi? Kendimde de 1-2 milyon cebimden bırakmam, olur her zaman. Aldım mı parayı veririm, isterim tükendirse gider bulur geliriz. Para tükendidir, eskiden öyle daha yeni geldiğinden. Şimdi yeni yetmeler doğum günü kutluyorlar. Evet. Sevgililer günü kutluyorlar, evlilik yıl dönümü kutluyorlar. Hiç yengemin evlilik yıl dönümünü kutladın mı? Hiç, biz burada adet değil. Hiç evlilik yıl dönümü hediyesi almadın mı? Hiç almadık. Evlilik yıl dönümünü hatırlıyor musun? Hatırlarım. Kaç ya, hangi yılda evlendin? Ben Nisan'da evlendim. Nisan'a kaçı? Nisan'ın... Nisan'da 31 gün var. 15 mi 16'sı mı bir ay bilemeyeceğim, yarısıydı Nisan. Şimdi bir ona soralım bakalım. Nisan'ın kaçı? Nisan'ın 15'i bileydi düğünümüz olduğunda. Bahar ayında. Bahar ayında. Bahçede evlendiniz. Burada evlendik, yaylaya göçtük, gittik, evlendik. Sizin balayı yayla mı oldu yani? Evet, 15 gün sonra gittik yaylaya. Balayı ya yaylaya götürdün, yaylaya öyle mi? Gittik, evet. Evet. Gelinlik ne giydin? O zamanlar gelinlik yoktu. Ne giydin sen o zaman? Özel bir dikim elbise mi? Evet. Dikim elbise. Gelinlik dikim elbise. Peki atla geldin ya buraya. Gelin indirmeliği varmış bir eskiden. Ben öğrendim başka mahallelerde. Gelin indirmeliği kayınvalide ne verdi? Gerçi oyun bir şey verirlerdi. Önemli değildi diyorsun. Bir bağ bahçe verse hatırlarsın değil mi? Allah, bahçe yoktu o zaman. Ekin tarlalar vardı o zaman. Tarlalar da par etmezdi eskiden. Buralarda bir deve versen 20 dönüm tarla aldın. Kardeş var mı sizden başka? Çok. Kaç tane? Kaç tane? 7 kardeş. 7'si de erkek mi? Hayır. 5'i erkek, 3'ü kızıdı. Kızın biriyle abim vardı, en büyüklerimiz. Geçen vefat etti. Kızın biri de eskide, çok eskide araba trafik kazası oldu. Hiç kaçan var mı? Kaçan gelin var mı? Yok, kaçan yok. Burada hiç kaçan yok. Herkes gönüllü mü gidiyor burada? Ya işte hep veriyorlar. Evet.
Başka bir şey yok. Kaçan olmadı yani. Evet sevgili izleyenler, dayımın anlattığı gibi kazan burada. Hemen el hızlılığıyla teyzem kazanı, kaynayan kazanı hemen buraya boşalttı. Ve şimdi çuvalın içerisine aldı, ağzını bağlıyor bu şekilde. Keş dediğimiz, çökelek dediğimiz, sabah kahvaltılarımızı süsleyen çökeleğimiz bu şekilde oluyor. Onu şimdi basar, bunu suyu getti miydi? Suyu getti miydi o taş gibi olur. Sert elir, evet. Çökeli olur. Bu ne kadar askıda kalacak? Suyu süzülene kadar mı? Ya sabaha kadar şurası verir dışarı, ağacası verir. Sabaha kadar durur, sabaha kadar değişir. Sabahleyin bunu alıyoruz, sonra hazır mı oluyor? Onun içine peynir, biraz da peynir yapar. Hı hı. Karıştırır, ovalarlar. Hepsi birbirine yedirirler. Ondan sonra katarlar deriye. Bir iki gün de başka bir şeye basarlar. 10-15 gün, 20 gün böyle bir şeye, kavanoz gibi bir şeye basarlar şeyle. Ondan sonra kurudu muydu deriye basarlar. Evet. Deri çökeleği de böyle oluyor ve evet, çok da pahalı oluyor değil mi? Ya işte biz pek satmayız. Kendi yiyeceğimiz kadar yapıyoruz. Yiyeceğimiz kadar oluyor. Zaten bir inek var. Sütünü ben pek sevmem, satar. Uragor alıcı gelir buraya. Buradan alı gider, ay başında parasını getirir verir. Evet, sütü ne kadardan veriyorsun? 1 lira. 1 lira, kilosu 1 lira mı? Burada 1 lira, Alanya'da 2 lira. Kilosu Alanya'da 2 lira, evet 2,5-3 lira olabiliyor. Öyle. Sen zam yap, zam. Zam yapıyorum. Zam yaptı ki ben de bundan sonra ya, sütün... herkesten alıyor. Sen yapsan almıyor. Geçip gidiyor. Başkasından alıyor. Bir çarşıya götürsen 5 kilosu 10 milyon. Ama burada işte olmuyor. 1 liradan alıyorum. 80 kuruşa verir. 1 liraya verir. İşte bazen 80 kuruşu tanıdır. Bazen 1 lira olur. Burada tabii bizim üreticiler çok bir şey kazanmıyor. Evet. Sebze de öyle. Evet. Mesela burada salatalığı 1,5 lira, 2 liraya veriyorsun. Pazarda bakıyorsun 3 lira, 4 lira. Ucuz. Ben çay, kahve bir şey yaparım. Evet sevgili izleyenler, ben bu hafta görmüş olduğunuz gibi tüketiciden yana değilim. Bu hafta üreticiyim ben de. Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nerede izledik? Biz bu hafta Yeşilöz Mahallesi'ni gezdik, dolaştık. Tarihçesini öğrendik, nereden geldiğini öğrendik. Teşekkür ediyorum size. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize buraya gelip de bize bu hizmeti verdiğiniz için, köyümüze ufak da olsun bir tanıtım programı yaptığınız için inşallah geniş çaplı daha sonra tekrar bir çalışma yaparız. Bugün yağmurdan da dolayı biraz dolaşamadık dışarıda. Çok fazla ev çekimlerine katıldık ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Kanal A'ya özellikle çok teşekkürler ve sizlere de. Biz de Mustafa abimize teşekkür ediyoruz. Bakalım haftaya hangi mahalledeyiz diyoruz. Ayrıca yayında ve yapımda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Oh, oh, oh.